Hazreti Ali'nin tarafı olanlar, yani ölçü vardır. Hazreti Ali'nin kabul ettiği insanlar Hazreti Ali gibi namaz kılmaları gerekir. Camiye gitmeleri gerekir. Oruç tutmaları gerekir. Aynı Allah'a, aynı peygambere inanması, Kur'an'a inanmaları lazım. Hazreti Ali Kur'an'ın hakimiyeti için savaştı. Yani daha doğrusu Hazreti Ali Kur'an'ı yanlış yorumlayanlarla savaştı. Teviliyle ha. Mesela daha önce kafirlerle savaştı, müşriklerle. Karşılarında müşrik vardı. Hazreti Ali'nin işi daha zordu. Karşıdaki Müslüman tipliydiler. Onlar evet. Daha zordu. Oruç bir de farklı. Bizde Ramazan var. Onlardan yani Muharrem yani, var. Muharrem onlara oruç. Başka bir din mi gelmiş haşi? İki din değil yani. Ama böyle bir şey de var. Nedir? Şimdi Sünni camiada da farklı farklı mezhepler var. Mesela ben mezhep bugün ayrıydı. Mesela bugün Şafii'yim. Mezhep ayrıydı. Mesela ben bugün onlar da Şia mezhepleriydi. Mesela biz bugün. Aa, şimdi ben mesela, ben bugün bir evet. Kadına elim değdi, bir abdestim kırılıyor. Ama bak. Mekke'ye gidince olmuyor bu mesela. Şimdi bu şimdi kaç kişi? Biraz. Bak Türkiye'deki Aleviler genelde dinsiz solcudurlar. Türkiye'deki Aleviler. Ama adamlar öyle Allah'tan... Aa, tamam, o solcudurlar. Yani fikirleri bozuk. Sadece Hazreti Ali mesela bir mesele ama solcuyu ben görmüşüm, namaz kılan adam var yani oruçta. Olabilir. Solcu da sol düşünceye sahiptir evet. Ama namazın yazında adamları ben görmüşüm. Yani. O zaman bu İslam'ı anlayamamış. Yani şuursuz diyoruz bunlara. İslam'ı kalıpsal olarak yaşayan var, şekilcilik. Bir de İslam'ı ruh olarak yaşayan var. Yani Kur'an'ı bir anayasa gören var. Bir de Kur'an'ı sadece cami ile ev arası gören var. Biri Kur'an'ın hakimiyeti için mecliste Kur'an konuşsun diye mücadele eden var. Birisi de Kur'an'ı evine hapsetmiş, duvara asmış. Kaza belayı defetmek için. Ya da ölüsü ölünce üzerinde Yasin okumak için. Kur'an'ı böyle anlayanlar. Bir de Kur'an'ın hakimiyeti için, yani topluma hükmetmesi için yasaları, onun için mücadele edenle bir midir yani? Bir değil ama ben buradan söyleyeyim. Mesela ya namaz ben, tek değil. Mesela ben birçok alimin kitaplarını okudum. İmam-ı Gazali'den. Birkaç tane alimden daha da. Ben bunların tefsirlerini okuduğum zaman sanki ben başka bir Kur'an okuyorum. Bak. İmam Gazali'nin ama ben tefsiri değil. Ben bunun kitabını okuduğum zaman diyorum ki dünya öbür dünya böyledir. Ha, ama ben başka. Evet, ben başka bir imamı okuduğum zaman, alimi okuduğum zaman evet. Ondan çok farklı şeyler söylüyor. Ha. Hatta imamların da kendi çok, arasında. Çok güzel bir büyük konu alim, yani. Büyük alimlerin de birbirleri arasında tam ben bir ihtilaf. Onu söyleyeyim. Var. Şimdi o zaman hangi şeriattan bahsedeceğiz? Hani hangi o gerçek şeriat? Anlatayım sana. Şimdi nasıl ki tıpta, tıp doktorlukta herkesin bir dali var ya. Mesela kalp var, ciğer var, böbrek var, diğer kulak, burun var. He isimleri doktordur ama dalları ayrıdır. Şimdi Kur'an da Allah'ın kelamı olduğu için sadece bir mana içinde yok. Allah'ın sözleri mucizevidir. Sen bir sözünde 10 tane mana çıkarıyorsun Cenab-ı Allah'ın. 10 tane mana çıkıyor. Tıp faydalanıyor. Astronomi faydalanıyor, erkolog faydalanıyor, arkeolojiler faydalanıyor. İşte deniz bilimci, herkes o ayetten faydalanabilir. Çünkü mucizevi sözdür. Ama mesela her alanın, her alimin anladın. Evet. Her alimin kitap yazdığı zaman bir alan üzerinde yazar. Mesela tefsir çeşitleri vardır. 4 çeşit tefsir var. 1 rivayet tefsiri, 2 dirayet tefsiri, 3 işari, 4 lügat tefsirleri. Çünkü Kur'an bir insanın sözü değil, Allah sözüdür. Çok manalar var. Rivayet tefsiri nedir? Direkt Kur'an'ı Kur'an'la açıklar. Kur'an'ı Peygamberimizin sözleriyle açıklar. Kur'an'ı sahabelerin görüşleriyle açıklar. Kur'an'ı mezhep imamlarının görüşü. Bu ilimdir. Dirayet tefsiri geçmişteki Firavun'dan, Nemrut'tan, Ebu Cehil'den, Yezid'den bahsederken günümüzdeki Firavun, Yezid, Ebu Cehil'lerinden de bahseder. Bu da dirayet tefsir. Yani Kur'an'ı sadece geçmişle yorumlamaz, onu günümüze vurgular. Der ki, bugünkü insanlar da var aynısı. İşari tefsir, işte İmam Gazali'nin dediğin gibi, bu da tasavvufi tefsirdir. Mesela Kur'an der ki, namaza durun. Namazın farzlarından biri ayakta durmaktır. Değil mi? Ama tasavvuf o lügat tefsirine yapar, işari tefsir. Der ki sen kıyamet gününde Allah'ın huzurunda durup hesap vereceksin. Yani o tefsir batına gider.
zahirini anlatmaz, batınini anlatır. İçle uğraşır. Dışı terk ediyor. Şey tefsir ya, işari tefsir. Dış alemle ilgilenmiyor, iç alemle ilgilenir. Bu dünyayla değil, ahiretle ilgilenir. O onunla ilgilenir. Mesela Allah ahiretten bahsediyor, ahiret ünlü. Der ki sen namazdayken bir şey düşünme değil, aklına bir şey getirme. O da diyor ki namazdayken Allah'tan başka her şeyi kalbinden sil. Mesela diyor namaz kıldığında elbisende, vücudunda kirli bir şey olmayacak. Bunu bizim zahiri alimler diyor. Fakat tasavvufçiler ne diyor? Kalbinde Allah'tan başka her şeyi sil. Biri içe müdahale ediyor, biri dışla ilgileniyor. İşte ondan ötürü anlamayan insanlara çelişki gözükebilir. Fakat anlayan insanlar için çelişki değil. Ama burada bir şey var. Tamamlayıcıdır abi. Mesela bazı alimlere göre kadın sünneti farzdır. Bazılarına göre farz değil. Neyi? Kadın sünneti. Bugün Mısır'da yapılıyor, bazı ülkelerde de yapılıyor, kızlara tabii da yapılıyor. Tabii coğrafi farklılar var. Tamam şimdi mesela bir var, mesela var. Bir alim diyor ki bu farzdır, bunu yapması farz, erkeğe de kadına da farzdır. Evet. Bazı mezheplerde diyor ki farz değil. Evet. Şimdi ben buradaki hangi şeriatta diyeceğiz, hangi şeriat? Mesela bugün bir devletimiz kuruldu, şeriat devleti. Evet. Diyelim ki Türkiye şeriat devleti oldu. Evet. Hatta İran oldu. Evet. Hangi şeriatı uygulayacağız? Evet, şimdi İran'daki şeriata bakarsan adam kendi keyfine göre şeriat yapacak. Evet. Türkiye'de dese kendi keyfine göre yapacak. Sen bana göre desen ben de kendi keyfime göre yaparım. Evet. Şimdi o zaman bir sistem olmalı yani. Kur'an-ı Kerim tekse tefsir de tek olmalı yani. Evet, evet. Milletin kafası karışıyor yani. Adam diyor ki abi o zaman bu adam ne diyor, bu adam ne diyor. Şimdi, düşün bir tane doktor var. Evet. Kalp krizi geçmiş adam, ameliyat olması lazım. Bir adam diyor ki ameliyat etmeyelim, iyileşecek. Biri diyecek ki ameliyat etmesek ölecek. İki tane profesör. Evet. Bunu konuştuğu zaman hasta yakını ne yapacak? Şimdi hasta yakını kafası kaçacak. En isabetli neyse onu alır insan. Bak. Şimdi bu farklıydı. Bak furu meselelerde mezhepler arasındaki farklılıklar furidir. Uyup uymamada serbest. Ama büyük bir problem. Hayır. Şimdi Kur'an ve sünnet bir şeye hükmediyorsa açık. Ona kayıtsız sarsız uyuyoruz. Uymak lazım. Mesela diyelim ki bir konuyla alakalı Kur'an ve sünnete yoktur. Mesela bugün sigorta, araba sigortası, kasko sigortası değil mi? Bugün işte organ bağışı, kan bağışı gibi bu tür şeyler o zaman yoktu. Şimdi çıkmış bunlar değil. Şimdi sen bugüne Kur'an ve sünneten hükümle buna nasıl cevap vereceksin? Ha şimdi kadın sünneti diyelim ki adam yapmasa kendini zor durumda hissediyor. Evet. Diyor ki biz yapmasa günah mıdır? Ya Allah diyor farzdır. Adam diyor farzdır. Yok Kur'an'da değil farz. Ama şimdi bu farzı sünnette de yok. O zaman bu farzı niye getiriyor bazı şimdi bazı şeyler var. Hocam ne Kur'an'da ne sünnette. O zaman nereden çıkıyor bu? Örfi olarak örf gelenek var ya. O zaman niye farz diyor ki bu günah bir şeydir. Şimdi bazı yerde bazı şey farzdır. Mesela buraya geldiğiniz zaman farz değil. Ama Allah'ın tek bir kanunu yok muydu? Hayır değişik. Tam bir kanunidir. Bölgeye göre, coğrafyaya göre değişiyor. Mesela diyelim haç farzdır. Niye biz gitmiyoruz? İmkanla alakalı. İmkan. Fakat bazı insanlar vardır, onlara farzdır. Ben burada olduğum için bana farz değil. Ama bu sünnet... Orada olduğu zaman farzdır. Ama kadın sünneti var, bir de tilki eti. Tilki eti helaldir diyor Şafii. O da içtihat konularıydı. Mesela içtihadi konular var ya. Şimdi ben dedim ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hakim bir hüküm verdiği zaman isabet ederse iki sevap var, etmese de yine bir sevap var. Ay şimdi böyle bir şey diyelim bak, ben de buradan konuşuyorum, bazı arkadaşlar beni eleştiriyor. Yani diyelim, sen çok bak, konuya giriyorsun diye ya, ama ben girmek zorunda kalıyorum. Şunu açıklayayım, anayasada taviz yok, anayasa. Mesela anayasa mesela değişmeyen. Mesela tilki eti halal mı, haram mı? Şimdi bazılarına helal, bazılarına haram. Şafi'ye göre helal. Evet. Şimdi ben bu hayvana baktığım zaman benim canım çekmiyor. Şimdi bak. Hani bana göre haramdır. Bana göre haramdır. Şöyle, ama ben Şafi'yi nasıl olacak? Şimdi benim düşüncem Şafi'dir. Evet. Şafi de değilim, benim dedelerim Şafi'dir. Evet, evet. Ben de öyle düşünüyorum mesela. Yiyemiyorum mesela. Yeme. O de, dese ki helaldir yiyemez. Ama helal diyor yani. Bu. Şimdi bak helal da dese o imamın görüşüdür. Diyor ki, imam diyor ki onlar hepsi. 4 tane, 5 tane, bütün imamlar diyor biz bir fetva verdiğimizde eğer Kur'an ve sünnete terse almayın. Terse niye konuşuyoruz ama? Diyor biz içtihat ediyoruz. Araştırıyoruz.
Diyoruz ki mesela bize sorular geliyor. Bence Kur'an'a göre araştırması lazım. Zaten ona dayanar. Anayasadan çıkmamak şartı. Mesela diyelim ki bugün sabah namazı, mesela bir insan keyfi olarak namaz kılmamış. Bak. Yani Müslümandır, kılmamış. Sonra uzun bir 10 sene kılmamış. Hiçbir mazereti yok. Uykuda kalmamış, unutmamış. Bu adam sonra tövbe etse, bu namazları kaza yapar mı, yapmaz? Bununla ilgili delil yok. Şimdi adam öldükten sonra artık yapılan yapılmış zaten. Bak, olmamış. Hesap kapanmış. Kıyasi diyorum abi. Bana göre. Görüş diyorum abi. Evet. Yok yok, adam sağdır da. Evet. Adam tövbe ediyor. Diyor ben hani geçmişte namaz kılmamışım. Bunları kaza yapabilir miyim? O zaman alimler ne diyor? Kıyas yapıyor. Diyor madem bir insan sabah ta uykusuna kalınca kaza varsa, unuttuğu zaman kaza varsa, o zaman bir insan geçmişte namaz kılmamışsa bunu da kaza yapabilir. Yani kıyas yapıyor. Evet hocam. Yoksa sen uyup uyumamada yine serbest. Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkürler hocam. Abi Aleviliği kaldı. Aleviliği biz konuşacağız. Evet. Tamam var.